Anlattıklarım film gibi. Ya gerçi Burak'la beraberken bunları yaşaman çok normal. Çünkü başını belaya sokmayı çok sever. Evet. Birkaç günde bile buna emin oldum. O yüzden bu kadar yeter. Artık ben devam edemeyeceğim. Yani bu yalana dahil olmak istemiyorum. Ya yaşadıklarını düşününce böyle bir karar vermen normal. Ama Burak adına senden özür dilerim. Bir gün daha dayanabilirsen... Ben gerçekten... Ya bak, sana söz veriyorum. Burak bir daha başını belaya sokamayacak. Çünkü gözüm üzerinden ayırmayacağım. Sadece bir gün daha dayanabilirsen... Peki. Süper. Madem sevgiliymiş gibi yapacağız, birbirimizi biraz tanıyalım. Yani çok lezzetli pastalar yapman dışında senin hakkında başka bir şey bilmiyorum. Şey, annemle beraber İstanbul'da yaşıyoruz. Babam ben küçükken vefat etti. Otele de en yakın arkadaşım Gonca ile beraber çalışmaya geldik. Baban için üzüldüm. Başın sağ olsun. Peki okuyor musun? Geçen sene şartlar el vermediği için okuyamadım. Ama bu sene sınavı kazandım. İnşallah okuyacağım. Peki sen? Ben de özel bir üniversitede ekonomi okuyorum. Babam ve kız kardeşimle beraber yaşıyoruz. Sen de anneni mi kaybettin yoksa? Öyle de denebilir. Ya okula gitmediğim zamanlarda babamla beraber çalışıyorum. Onun dışında Bodrum'a otelin ön hazırlıkları için geldim. Ön hazırlık için mi geldin? Otel sizin mi? Burak söylemedi mi? Babam ve amcam oteli yeni satın aldılar. Çok şaşırdım. Haberim yoktu. Bak bunları konuşmamız çok iyi olmuş. Yani çünkü Çağla çok meraklı bir kızdır yani. Bizim hakkımızda her şeyi öğrenmek ister. Mesela nasıl tanıştığımızı. Sence nasıl tanışmış olabiliriz? Bilmem. Aklıma bir şey gelmiyor. Bence biz bunu biraz düşünelim. Buldum. Şöyle tanışmış olalım. Bak bu harika fikir. Anlaştık. Teşekkür ederim. Bir şey mi oldu? Yok, hayır. Kalkabilir miyiz? Olur tabii. Sen istersen biraz dinlen. İyi olur. Ben Burak'tan programı öğreneyim, sana haber veririm. Yani telefon numaranı verirsen. Benim telefonum kaza yaptığımız arabada kaldı. Ben araçtaki bütün eşyaları Burak'ın odasına gönderdim. Oradan alırsın. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Burak'ta ne işi var şimdi? İçine bakmasa bari. Benim hemen çantayı geri almam lazım. Burak, ben geldim. Lobinin terasındayım. Tamam, geliyorum. Volkan gelmiş. Ben yanına gidiyorum canım. Sen hazırlan, kumsalda buluşuruz. Tamam aşkım. Aslı'yı ikna edebildin mi? Evet. Sana son iyiliğimi de yapmış oldum. Helal sana. Hayırdır kuzen? Ne bu surat? Bir şey mi oldu? Deniz'i gördüm. Yapma ya. Konuştunuz mu? Hayır, yanında Koray vardı. Hani şu dizide beraber oynadıkları çocuk.
O Ezik'le mi birlikte yoksa? Bilmiyorum. Ayrıca bana ne ya? Sana ne de canın sıkılmış ama. Neyse kapatalım bu konuyu. Ben üstümü değiştirip Eda'nın yanına ineceğim. Tamam. Üstümü değiştirip geliyorum ben de. Hadi. Neden oldu? Deniz Hanım, aranda bir aşk var mı? Arkadaşlar, biliyorsunuz Koray Bey benim diziden arkadaşım. Karşılaştık, bir şeyler içtik. Hepsi bu. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Beni orada o şekilde bırakıp nasıl gidersin? Bunda bu kadar tepki verilecek ne mi? İlişkimizin duyulmasını mı istiyordun? Hayır ama yine de bu şekilde davranman gerekmezdi. Bu davranışının açıklaması bu olamaz. Of Deniz. Ne anlatıyorsun? Bunalttın beni. Uğraşamayacağım. Sen bunu hak ettin Deniz. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.